Hoş geldiniz. Hoş bulduk şekerim. İyisin mi? İyiyim, evet. İyiyim. Ya hazırladın bir şeyler. Hazırladık. Allah'a bunlar hazırlamayacaklar diye. Bakayım nerede bu beyefendi? Hayrettin Bey geliyor, siz buyurun oturun. Nerede büyük beyefendi? Kız. Çok dargıdır sana. Beni ayakta bu arada sokakta bekleyecektin zannettim. Ben geliyorum beyefendiye, ayağa kalkacağım şimdi. Ya. Olacak şey mi bu? Ya. Genç kızlar gelmiş, onlarla beraberdim şimdi. Bak, yine, bak de gel de kızdırma adamı. Gel de kızdırma, kızdırma adamı. Bak, Alçar'da var badem. Yürim'de var yarem. Muazzez'im benim bir tanem, bir tanem. Gördün. Dur kız. Efendim, sevgili Muazzez'imle. Öyle demek istiyorum. Şimdi başka türlü anmasınlar. Biz kitap fuarlarında tanıştık. Tabii Muazzez'i kitap fuarlarını evvel de tanıyorum. Ama onunla bir sohbet etme imkanı bulamadık. Fakat o kitap fuarlarında buluştuk. 3 dakikalık, 5 dakikalık, 10 dakikalık falan filan. İşte kitabını imzalatmak falan derken işte aramızda bir şeyler söylemeye başladık. Şuna karar verdik sonunda. Bize ülkenin sorunlarına sahip çıkmak ve onu duyurmak görevi vardır. Biz buraya hoplaya sıplaya gelmedik. Bu ülkenin varlıklarıyla, imkanlarla buraya geldik. Okuduk. Geçindik. Ama ülkenin imkanı ve varlıkları koymadık. O halde buna borcumuz var mı? Var. Hadi bunu ödeyelim yahu. Ödeyelim bunu işte. Burada bir kere borçlu olduğumuzu kabul ettik. Ama nasıl ödeyeceğiz? Hep diyoruz ki ödeyelim. Bir şeyler yapalım, bir şeyler yapalım, bir şeyler yapalım. 3 oldu, 5 oldu, 7 oldu. Biraz oturuyoruz, sohbetler yapıyoruz. En sonunda ben kafaya koyduk ya bir şeyler yapacağız diye. Evinde bunu ziyaret ettim. Tabii evine geleceğimi haber verdim. Kızı ve bir de arkadaşı bizi karşıladı. Şu konuda birleştik. Tabii ben topraktan başka bir şey bilmiyorum ya. Türkiye'nin sorunlarına sahip çıkmaya, bunu da bir vasıyla Türk toplumuna nasıl duyururuz? Ben o vakit Kanal Bey'le bir ayarımızda bir diyalog var. Ona güvenerekten Muazzez dedim, biz bunu bir televizyon kanalında ancak ulusa seslenebiliriz. Mutabık kaldık. Ve sonra dedi ki ya Muazzez biz iki kişi tıkanırız ya, bu kolay bir iş değil bu. Aramıza birini de alalım. Ben Aydın Boysan'ı, o da Tarık Minkari'yi önerdi. Onlara söyledik. Memnuniyetle kabul ettiler. İsmini de o an koyduk biz Muazzez'den. Gider ayak. Sonra gerek Aydın Bey, gerekse de Tarık Bey onu pek beğenmediler. Ama dedik bu böyle kalsın. Öyle koyduk. Şimdi o öyle devam etti. Ama bugün Tarık Bey'in bir rahatsızlığı var. Oralara katılamıyor. Zaten belli olmuştu. Aydın Bey de dedi ki benim vereceğim bilgiler bu konunun içeriği bakımından uygun düşmüyor falan dedi. Kaldık biz Muazzez'den baş başa. Şimdi biz ikimiz yürütüyoruz. Bir de arada konuk alıyoruz. Evet, nadiren de konuk alıyoruz ama aldığımız intiba şu ki görevimizi yaptığımıza inanıyorum. Bir örnek vereyim. Mesela meclisin kapısında gittik. O kar da yağıyordu. İyi ki kar yağmış. Üşüyoruz, donuyoruz.
Geldik, oturacağız. Polisler bize olmaz öyle şey diyor. Burada yasaktır. Benim de Muazzez'in kolundan tuttular. Baktım bizi polis otobüsüne bindirecekler. Götürüyorlar. Dedim gitmem. Burada başkanınız kimse ondan konuşacağım. Komiserdir, mamserdir kimse ondan gelse konuşalım ya. Vallahi benim böyle soru içeri alamazsınız. Ondan konuştuk. Odaya girdik. Efendim. Oda kilitlendi. Biz Muazzez'den kaldık. Biraz bekleyin falan filan dediler. Bekledik. Anlatmaya gayret ettim. Herhalde Büyük Millet Meclisi de sekreterine falan da sordular. Sekreter de herhalde şeye sordu. Sayın Kökner'e sordu. O şekilde bir izin çıktı, intiba oldu bizde. Sonra bir yer beğeneceğiz. Yer beğenmeye. Ama bize böyle meclisin kapısının önünde olmayı izin vermiyorlar. Biz de bulduğumuz yer bize yeter dedik. Oturduk, başladık konuşmaya. Fakat oradaki düşüncemiz ertesi gün bir basın toplantısı yapmaktı. Yalnız duralım ve basın toplantısı yapalım. İşte basın o kadar cin gibi ki arada bizim ağzımızdan kaptı. Şey, hele Muazzez'in bülbül gibi konuşmaz mı? O anlattı. İkinci günü de biz hani gelmezler toplandı falan filan baktık. Yine geldiler, bir şeyler söyledik ve bu davayı anlattık. Şimdi orada Sümerler bahis konusu değildi. Bugünkü ülkenin sorunları bahis konusuydu. İşte biz Sümerlerden, Muazzez'den buraya kadar geldik. Bizim bu Gider Ayak programını izlerseniz orada Sümerler çok nadiren geçer. O halde bizim Muazzez'den bildiğimiz o kitap fuarlarındaki ülkenin sorularına sahip çıkmak üzerinde biz artık birleştik. Ama o vesileyle gidip geliyorsun, beraber oluyorsun. Sümerler'i de öğrendim. Ve tarihin ne demek olduğunu biliyorum, ben tarih okuyorum. Felsefe ve tarih okumakta son günler neredeyse başka bir şey okumuyorum. Ama orada toprağın neler yaptığını, toprağın ne kadar değerli olduğunu, toprağın verim gücünü kaybedince ulusların yaşamadığını orada da gördük. Toprağın 7000 yıllık örgüsü diye Woldermick'in yayınladığı Amerikan Tarım Bakanı yayınladığı bir ufacık böyle kitabımız var. Oranın özeti şu. 7000 yıldan beri yok olmuş medeniyetlerin tümünün istisnasız yok oluş sebebinin temelinde toprakların verim gücünü kaybetmek var. Roma İmparatorluğu bunun yüzünden kaybolmuş. Roma İmparatorluğu Kartaca'ya ve Afrika'ya isra etmeye gidiyor. Ama yolda yiyecek bitiyor. Kıtlık var, ordular geri dönüyor. Roma İmparatorluğu bütün savaşlarında evvela bunu yiyeceği garanti etmeden kalkıp gitmiyorlar. Demek yiyecek bu kadar önemli bir şey. Yiyecek de topraktan geliyor. İşte Muazzez'le olan birliğimiz Sümerlerin toprak ile olan İnkiraz bulmaları, yok olmanın sebepleri tartışıyoruz ama Sümerler yalnız onlar ibaret değil. Sümerler bir medeniyet. Sümerler bir kültür. Sümerler'de bir sanayi var. Sümerler'de bir hukuk var. Sümerler'de bir ahlak var. Bunları öğreniyorum ben şimdi Muazzez'den. Ya o insanlar aynı bugünler gibiymiş onlar. Hiç farkımız yok. Bir üstün tabaka var, alt tabaka var. Ama onlar arasında bir ilişki var. Ama tarih, hani ders olsun diyorlar ya, evet. Geçmişten ders alırsak, tabii bugün dersi alırsak ne olur, almasak ne olur? Geç mi kaldı? Bugün sermaye dünyaya hakim. Hiç seni beni dinlemez. Şimdi diyorlar ki Türkiye'de efendim suları bir şey demezmişiz, özelleştirmeyiz. Ne sana? Bu sermaye varken bal gibi özelleştirsin. Efendim,
Fırat'tan Dicle'yi Türklere bırakamayız diyor. Açıkça söylüyor. İsrail'in de dahil olduğu bir konsorsiyumla ilerleyecek. Hadi bakalım vazgeç sıkıysa. Özelleştiriyorum. Bugün Türkiye'nin tarım alanlarını satıyoruz ve Tarım Bakanımız mutlu. Yüzünden mutluluk ifadesi gazeteye çıkıyor mutlu. Diyor ki şimdi diyor Bahreyn'den geldiler. İlk olarak 3 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık diyor. Şimdi diyor Suudi Arabistan'dan 5 şirket daha gelecek. 5 şirket ecnebi ortaklığı. Amerikan ortaklığı. Onlar gelecek, onlarla da diyor bir konuşacağız, vereceğiz. Şimdi işte dünyada artık bundan sonra hiç ümit etmeyin. Kültüründen, ekonominden, ahlakından, yaşayış tarzından her şeyden bağımlısın. Her şeyden bağımlısın. Şimdi ama bunun çaresi var mı yok mu? Bu muazzede olan ilginin dışında. Burada ben konuşmayayım ama çare var. Buna da ben tüketim ahlakı diyorum. Onun için de konuşmalarım var. Ama bu şimdi muazzezden evet, olan şeyimiz. Evet. Şimdi bu sohbetiniz öyle bir noktaya geldi ki yani kamuoyu tabii bunu böyle biliyor. Artık Hayrettin Bey'in kraliçesi oldu diye biliyorlar. Öyle biliyorlar, öyle biliyorlar. Şimdi tabii bazen de bizi evlenmiş zannediyor. Hanımı niye getirmedi diyorlarmış. Şimdi arada bir mesela muazzez kayboluyor. 3 gün, 5 gün, 10 gün olmuyor. 10 güne tahammül yok milletin. Nereye gitti diyorlar maalesef. Vallahi diyorum, üzülüyorum ama kocaya kaçmış diyorum. Kıbrıs'a birlikte mi gittiniz? Birlikte gittik. Onu biliyorum. Evet. Tabii çok birlikte gidiyoruz artık. Yani onun ve benim vakti müsait olduğu zaman eğer konu da Türkiye'nin sorunlarıysa toprak dahil artık hiçbir yere gitmiyoruz muazzezsiz. Muazzez soruyorlar. Beyefendi niye gelmedi? Beyefendi kocasıymış. Niye gelmedi? Muazzez sorup diyorlar. Hayrettin Bey nasıl gelmedi? Hayrettin Bey niçin bıraktı? Hep artık bana da soruyor. Muazzez Hanım niye gelmiyor? Muazzez Hanım niye yok? Çekeceğim. Vallahi neymiş bilmiyorum şu muazzezden çektiğim ya. Yeter artık. Evlenelim de kurtulalım bari hep ya. Onu soracaktım. Var mı bir resmiyet şeyi? Var tabii. Olmaz olur mu? Ben ona doğum gününde bir beşi birlik götürdüm. Ona dedim ki işte bu yani yüz görümlü falan yani olsun ya. O yüz görümlü olmaz dedi. O benim doğum günüm. Hediye etti bana yüz görümlü için. Evvela de o nişanlanacağız. Yok de nişanlanmam. Sonra benden istediği şu. Bir diyor bir pırlanta yüzük istiyor. Hani o taşlı yüzük neyse ben bilmiyorum onu. Ama krat da varmış. Şu kadar krattan aşağı olmaz diyor falan. Bir de oturduk durdum beraber hesap yapacağız. Ben şimdi emekli maaşımdan her ay bir şey ayırıyorum. Hesap etti ki 2040 yılında bu para bir o kratta bir yüzük almaya yetecek. Şimdi 2040'ta nişanlanacağız. Yaşımıza ilgilenmeyeceğim yani şu gençlikten. Bana diyorlar ki bu yaşta ne var benim yaşımda Allah aşkına? Efendim, aşk bu. Belli olmaz. Şimdi, ondan sonra tabii düğün gelecek. Düğün içinde şöyle bir şey düşündük ama orada da ihtilaf var. Orada hem de çok büyük bir ihtilaf var. Ben diyorum ki bir sandık alacağız, böyle bir kutu. Orada gelenleri gidenlere atsınlar. Ama 40 gün 40 gece düğün yapacağız ki o dolana kadar bekleyeceğiz. Ama diyor ki muazzez daha büyük sandık koyalım. Aramızda bir itiraf başladı. Ya bu para bize yeter muazzez. Yetmez. Yetmez. Şimdi küçük mü olacak büyük mü olacak? O itiraf çözülecek ama herhalde 2040'tan sonra çözülür. Bugünden konuşmaya hacet yok diyorum. Ha diyor bugünden halledelim onu yoksa nişanlanmam diyor. Görüyor musun başıma geleni? Sonra bir şey başıma geldi. Vallahi herkese söyledim o birebir programda da seyircilere, izleyicilere söyledim. Dedim artık bir kıyamet alameti geldi.
Gidin çoluğunuza, çocuğunuza, akrabanıza bir helallaşın. Ne oldu biliyor musunuz dedi. Ne oldu? Ama söyleyeceğim dedim. Dayanamıyorum artık. Ya Muazzez topraktan baş etmeye başladı ya. Anladı toprağın ne demek olduğunu. Şimdi Muazzez topraktan bahsetmesin mi? İşte bu kıyamet alametidir diyorum ben. Varın çoluğunuzdan çocuğun bir helallaşın. Neyse be, oh, Muazzez'e toprağı öğrettim. Şimdi kaldı Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Tarım Bakanımız, milletvekillerimiz bunlara ne vakit öğreteceğiz? Bütün mesele burada şimdi. O basit ama. Muazzez'e öğrettim ya, onları da öğretiriz. Ama 40 sene sonra, 50 sene sonra öğretiriz. O seni öğretti abi. Hı? Yani onun size öğrettiklerinden biraz bahseder misiniz? Yani siz ona toprağı öğrettiniz. Yani genç hanımları sevmeyi öğretti bana. Nasıl o yaşta sevgili olunabilirmiş? Onu öğretti bana, daha ne öğretsin ya? Bundan büyük bir nasip olabilir mi bana? Şimdi, tabii şakalaşıyoruz. Bunların ciddi bir tarafı var ama yavaş yavaş inandırmaya başladık milleti. Arada benimle sataşıyorum. Her telefon açışında hemen hemen ona bir mani söylerim. O an. Değil mi? Diyorum. Elimde var bir dümbelek. Giydiğim yelektir yelek. Benim Muazzez'im melektir melek diyor. Mesela aklıma öyle bir şey geliyor. Öyle bir şey söylüyorum. Ama her telefon açsa bir şey söylerim. Söylemezsem güceniyor ve bana telefon açtığı vakit ne diyor biliyor musun? Beni niye aramıyorsun? Ya ama aramadığımın bir sebebi var. O Belçika'da onun bir sevgilisi var, genç. Her gün ona telefon ediyor. E Allah'ın kulu, ya o ya ben. Birimizden birini seç. Ben de onu nadiren arıyorum. Yani bir gün aşırı arabiliyorum ama her gün aramıyorum. Daha ne anlatayım yani, teferruata girmeye lüzum yok. Hep Türkiye'nin sorunlarını konuşuyoruz. Öyle bağlandık ki buna. Muazzez'le birbirimize öyle inandık ki. Ve bunu çözeceğimize dair o kadar şey var ki. Bıkmayacağız, yılmayacağız, uzanmayacağız. Belki sonbaharda bir yürüyüş yapacağız. Bir yürüyüş yapacağız. Gönülleri toplayacağız. Efendim, basına da haber vereceğiz. Artık biraz tanılıyoruz ya. Hani basına biz yürüyüş yapacağız diye gelirler ya. Efendim, bir orada bir tiyatro oynamak istiyorum ben. Sırtımıza bir şey yazacağız. Arkamızı yazacağız. Ama 50 metre, 100 metre yürürüz biz. O kadar. Ama geri geri yürüyeceğiz. Böyle geri geri yürür, geri geri yürüyeceğiz. Efendim, arkaya da şöyle düşün ama bunu sonra verin daha. Tabii çekmeyelim isterseniz. Ama hayır, çekin canım, çekin. Şimdi verseniz olur yani, ne olacak? Belki propaganda olur, iyi olur falan filan. Oraya şunu yazacağız. Kişiler gider, el alem gider Mersin'e, bizim hükümet tersine. Yazacağız. Birimiz millet gider Mersin'e, bizim hükümet gider tersine diye yazacağız. Orada yürüyeceğiz. 50 metre, 100 metre ama hep geri geri. Geri geri yürüyeceğiz. Ya biz de tersine gideceğiz. Şimdi demek ki bunlarla basına çok ihtiyacımız var. Bak orada Dazlar Köyü'nde konuşurken basından hiç ümidim yok. Televizyonlardan hiç ümidim yok. Az sonra diyorsunuz. 18 dakika reklam veriyorsunuz. Bilmem ben sizin televizyon ne kadar biliyor. Zaten ben televizyon izlemiyorum. 9 sene oldu. Açmıyorum. Ama çok okuyorum. Günde En az 40 dakika, 50 dakika okuyun. En az. Ama 4 saat, 5 saatten aşağı olmaz. Şimdi
Bunun bana verdiği, bilgi sahibi olun verdiği bir muazzam bir güç var, inanç var. Sorduğun soruya ben inanıyorum. Şimdi geliyorum. Bugün Türkiye'de iktidar olmuş ve olacaklardan hiç ümidim yok. Hiç şu kadarcık bir ümidim yok. 1945-46. Toprak Yasası. İnönü devri. İnönü uygulayacağım diye ısrar ediyor. Uygulamamız lazım diyor ama 4 tane toprak ağası var. İsimlerini hatırlamıyorum. Birisi galiba Eskişehir'de şuralı, burası falan. İnönü'ye sonunda şunu söylüyorlar. Bak sana son sözümüzü söyleyelim. Eğer bu kanunu uygularsan feodal sistemden oyalamayız, haberin olsun. Çünkü bir adamın 40 tane köyü var. 20 tane köyü var. Alamayız, seçimi kazanmayız. İnönü vazgeçiyor. Şimdi özet. 1945'ten bugüne kadar iktidar olmuş bütün hükümetler Türkiye'nin doğasına, ormanlarına, topraklarına hizmet ederek değil, tüketerek, yok ederek iktidar olmayı amaçlamışlardır. Bunu da pekala başarmışlardır diyorum. Benim inancım bu. Orman için yasalar, kararnameler, tebliğler çıkmış. 22-26 mi ne? Bir tanesi ormanın lehine değil. Ben kim yaparsa alnından öperim. Şimdi ilanen duyururum zaten, duyuyorum. Orman Bakanı'na, Çevre Orman Bakanı'na, söyledim de bunu, Başbakan'a. Eğer olumlu bir şey yaparlarsa onların alnından öpmeyen hayretin değildir. Hiç. Sonra televizyonda söylüyorum, bunu lütfen verin. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak yapın. Bir televizyon olarak yapmayın bunu. Ülkede sorunlarına, Türkiye'nin sorunlarına sahip çıkmış. Bundan dertletmiş. Biri çıkmış bir makale yazmış. Onu hemen kutlayacaksınız. Bir milletvekili çıkmış. Mecliste bir şeyler söylemiş. Ama Türkiye'nin sorunlarına el koymuş. Ona hemen bir mektup yazacaksınız. Muhalefette oldu, iktidarda olsun hiç fark etmez. Hele iktidarda olanı daha öne getirmeye gayret edin. Bir muhtar çıkmış, öyle bir hizmet yapmış ki ülkeye örnek olmuş. Burada gazete yazmış. Hemen ona telefon edeceksiniz, ona mektup yazacaksınız. Bunu istiyorum sizden. Bu Türkiye'nin kaderini değiştirecek bu. Onları yüreklendireceğiz. Türkiye'nin sorunlarına sahip çıkanları baş tacı edeceğiz. Ama ihmal etmeyeceğiz. Bunu yaptığımız gün onlar ya arkamda ulus var diyecek. Rahat rahat onları daha yazacak. Yazmaktan korkmayacak. Arkasında ulus var çünkü onun. Ne güzel olur değil mi bu? Mükemmel olur değil mi bu? Bunu hangi televizyon yaparsa o televizyonda göklere çıkaracak. Neden? Hakkıdır da ondan. Bulun bunları. Bulun bunları yayınlayın. Bir muhtarı yarayın. Bir kasabı bulursan, kasap et satıyor mesela ama bir şey yapmış da Türkiye'ye hizmet ediyor. Bir öğretmen. Hemen getirin buraya. Bir vali kaçırmayın. Aman kaçırmayın. Bir kaymakam, bir hoca, bir efendim profesör falan, bir vatandaş. Hiç kaçırmayın bunu. Benim basından istediğim, televizyon istediğim budur. Türkiye'nin sorunlarına ortak çıktığımızı belgeleyeceğiz bu şekilde. Allah razı olsun senden. Alnını öpeyim. Yolun açık olsun. Ne olur o kişi biliyor musun? İşte o olur işte o olur. Türkiye böyle kurtulur. Ama bu mazenin dışında kaldı. Bu ne olacak? Olsun. Ama ben biz haber yapacağım. Ama biz mazeden bunu yapıyoruz işte şimdi. Mutlu olmak istiyoruz. Huzurlu bir Türkiye olmak istiyoruz. Egoistiz, kendimiz için çalışıyoruz biz. Nedir bizim derdimiz? Huzurlu ve sağlıklı bir ülke olmasını istiyoruz. Onun vatandaşı olmak istiyoruz.
Sonra da başımıza bir dert açtık, biliyor musun? Allah kimseye vermesin. Kurtulamıyoruz o dertten. Ah ah ah. Nereden oldu? Ama iyi oldu ama. Ben ve Muazzez uluslararası ve ulusal çok ödüller aldık. Ama bir ödül aldık ki o ödül kolay kolay kimseye nasip olmuyor. O ödül Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduk biz. Bize nasip oldu o. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bize nasip oldu. Herkes olabilir. Nüfus kağıdı var. Öyle nüfus kağıdı olmazmış. İnanacaksın. Sorunlarına ortak olacaksın. O vakit vatandaş olur. İşte o vakit kendimizi kurtaramıyoruz Muazzezler. İşte başımıza da böyle bir dert açtık durup dururken. Ama biz olmadı, kendi kendine oldu. Bir de baktık ki biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ya. Nereden biliyorsun bunu? İşte vatan için uğraşıyoruz ya biz. Demek bu bize bu ödülü aldık. İftihar ediyoruz ama of çok zor bu. Çok zor. Altından kalkamıyoruz. Ama mutlusunuz abi. Hı? Altından kalkamıyorsunuz ama mutlu oluyorsunuz. Mutluyuz ama yeteri kadar yapamıyoruz. Daha toplumu inandıramadık. Televizyonlar bize böyle. Hele basın, biz çıkmayız basında. Ama otomobil reklamı her hafta bir sayfa, iki sayfa çıkar. Otomobil ekleri vardır, onlar çıkar ama toprak çıkmaz. Tarım diye bir sayfa yok. Yok. Yok, Atatürk'ü okuyun bak, tarım, çiftçi, köylüçü ne demiş? Başta güç ve varlık değerimiz topraktır diyor. Vatan toprak kutsaldır, kaderine terk edilmez. Milli ekonominin temeli ziraattır. Temeli bugün de o. Hayrettin abi şöyle yapalım mı? Sen bilirsin. İzninizle. Kayıttan çıkabilirsin.